Tarık, kusura bakmadım değil mi? Bu konuyu da konuşmak gerekiyordu. Şimdi taşeron meselesi yıllardır konuşuluyor Türkiye'de ve en sonunda hükümet bir adım attı. Tamam dedi, hiç problem yok. Bütün taşeron işçilerini alıyorum kadroya. Yani kayıtsız, şartsız, şusuz, busuz alıyorum. Seçimlerde böyle dediler değil mi? Evet. Ne oldu abi? Her taraftan kazık yedi taşeron işçileri. Nedir şimdi taşeron işçilerinin durumu? Şimdi Bana madde 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 sayarsan madde sevinirim. şimdi düzenleme tüm taşeron işçilerine kapsamayacak. Yani hepsini Yani alacaklardı. evet öyle Yalan bir söylediler. yani. Şunu söylemişlerdi. Kamuda çalışan tüm taşeron işçileri kadroya alacağız demişlerdi. Özel sektör dışarıda tutulmuştu. Yaklaşık 1,5-3 milyon da özel sektörde çalışan olduğu söyleniyor. Rakamlar net değil. Tespit edilen bu alana ilişkin uzmanlar tarafından. Kamuda çalışan taşeron işçilerin hepsi peki kapsama alındı mı, alınmadı. Örneğin işte haberimizde de gördüğümüz gibi emekli olup da geçinemediği için taşeron şirketlerde çalışmak zorunda kalan işçilerimiz de kapsam dışında, aslında işsiz kalacaklar. Kapsam dışındayı bırakın. Taşerondaki işlerini de kaybedecekler. Aynen, çalıştıkları işlerini de Bir de şeyi kaybedecekler. merak ediyorum. Tamam işçiler anladım da. Şimdi taşeron işçiler kamuya alınacaksa taşeron şirketler ne olacak? Ellerinde o kadar makine parkları Tabii var, bilmem yaklaşık bir neler var. %80'i tasfiye edileceği söyleniyor. Yani Öyle mi? kamudan tasfiye edilecek. Yani özel sektörde bu işi yaparlarsa devam ederler ama belli bir tazminat ödenecek ve kamudan çekilecekler %80 oranında. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında bu işi yapanlar. Zaten bir kriter de getirmişlerdi. Biliyorsunuz ayrıca sınav şartı da var. İşte onları tek tek şey yapalım. Mesela sınavda 50 puan şart, 100 puan üzerinden değerlendirme olacak. 50 puan şartı var. 50 puanı geçemeyen bu kapsama alınmayacak. Allah'ını Yani seversen şimdi ben temizlik işçisiyim. evet. İlkokul mezunuyum. Temizlik işçisiyim. Taşeronda çalışıyorum. Ya bana ne sorusu soracak ki Yani 50 puanı o geçmem? eğitimin dikkate alınacağı söyleniyor. Fakat merkezi bir sınav sistemi yok. İdarelerin bünyesine bırakılmış bir sınav sistemi var. Bunun ne kadar doğru şekilde işletileceği çok tartışmalı. İdarelerin inisiyatifine bıraktığın zaman ne olur biliyor musun? Yılbaşı gecesi yarışma programında ulusal kanalda o sunucu bana neyi sordu biliyor musun? Ulusal kanal binasının ilk zeminden stüdyoya kadar kaç basamak vardır Evet. diye sordu. Anlatabiliyor muyum? Keops piramidinin güney yakasında işte milattan önce bilmem kaç yılın hangi günü öğleden sonraki şeyinde çalışan işçinin annesinin kızlık soyadı nedir diye sorarsa ne yapacak adam? Yani inisiyatif falan Yani yok. işle alakalı olduğu söyleniyor. Şeyde de öyle yazıyor. 1 Ocak'ta bir tebliğ yayınlandı. Bu kanun hükmündeki kararnamede taşeron çalışanlara yönelik düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Orada diyor ki çalıştığınız işle alakalı sorular olacak. Eğitim durumunuz dikkate alınacak. Ama bir kriter burada yok. Yani Çalıştığınız iş rengi, ucu açık. yerler nasıl güzel süpürülür? Bunu mu soracak? Sınav şeyinde şu noktada 5 yöntem var. Bir, yalnızca yazılı sınav yapabilirler. Yalnızca sözlü sınav yapabilirler. Yalnızca uygulamalı yapabilirler. Ayrıca sözlü uygulamalı yapabilirler. Uygulamalı ve sözlü de başarılı ve başarısız olma notu var. Yani siz diyelim hem yazılı sınava hem sözlüye tabi tutuldunuz. Yazılıdan en az 50 puan almanız gerekiyor. Sözlüden de başarılı olmanız gerekiyor. Ama bu başarılı neye göre sözlü? Burada da bir kriter yok. Çok ciddi elemelere neden olacaktır. Peki şu ne Tarık? Hak işe bağlı hizmet iş yöneticileri işçilere hak işe geçmeniz kadroya geçişte önemli olacak. İsimleri hastane yönetimine biz vereceğiz. Bakan bizden. Maalesef daha düzenleme yürürlüğe girer girmez, daha doğrusu çıkar çıkmaz, 1 Ocak itibariyle girmişti. Çıkar çıkmaz hemen bazı konfederasyonlar, sendikalar harekete geçti. Bu konuda baskı uygulamaya başladı. Bize de bu yönde şikayetler geliyor. Bu konuda hükümet attığı adımda güven vermiyor. Bunu net çizmek lazım. Az önce burada programa çıkmadan önce Çalışma Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu bir televizyon programına katıldı. Emekli olup da çalışan taşeron işçilerine ilişkin de soru soruldu. Ne olacak diye bu işçilerimizin hali. Kendisi dedi ki yaş sınırı koymadık. Buradan bir övünç kaynağı
hissettim. Lütfetmişler diyor ki yani. Emekli olup da taşeron şirketlerde çalışan arkadaşları kapsama alsaydık, ben kadro demiyorum dikkat edersiniz çünkü tam kadro değil. Ona evet. da ufacık kısa bir izah edeceğim. Dedi ki emekli olup da çalışan taşeron işçilerine kapsama alsaydık emekli maaşları kesilecekti. Ayrıca yeni arkadaşlarımıza yeni işe alınacakların önünü açtık diye bir savunma yaptı. Aslında kendisi de emekli arkadaşlarımızın işsiz kalacağını söylemiş oldu net olarak da. Kendi ağzından teyit de etmiş oldu. Bu ciddi büyük mağduriyetlere de yaratacak. Sadece bununla kalmayacak mağduriyetler. Dediğim gibi sınav konusunda da ciddi kuşkular var. Şu an ciddi bir kafa karışıklığı da var. Ne yapacaklarını bilmiyor. İnsanla biliyorsunuz alacaklardan, hak ve alacaklardan feragat meselesi var. Onu soracaktım. Tazminatından feragat edeceksin. Niye? Şimdi Çalışma Bakanı yine kıdem tazminatı değil bu. Buraya da bir açıklık getirelim. Normalde kamuda büyük çoğunluğunda çalışanlar aslında asıl işverenin işçisi konumunda. Yani asıl işleri yapıyorlar. Kanunumuzda da bir kriter var. Kafanıza göre asıl işin hepsini taşerona veremiyorsunuz. Ya da bir bölümünde istediğinizi taşerona veremiyorsunuz. Diyor ki teknolojik ve uzmanlık gerektiren işleri siz taşeron şirkete verebilirsiniz diyor. Ancak kamuda bu yasa çiğnenerek farklı verilmeyecek yerlerde taşeron şirkete verilmiş. O zaman şöyle bir hak doğuyor oradaki çalışan taşeron işçisine. Mevcut kadroluyla aynı düzeyde değil maaşları. Mevcut kadroluyla aynı sosyal haklara sahip değil. Orada hileli çalışmayı tespit ettiriyor mahkemede. Daha sonra da alacak davası açıyor. Alacak davası ne? Diyor ki ben aynı işi yapıyorum. Kadrolu 3700 lira maaş alıyor. Ben 1800 lira maaş alıyorum. Aradaki fark ortada. Bunu ben istiyorum. Bu dava evet. Çalıştığı şirkete mi açılıyor? Bu kamuya açılıyor. Kamudan alınıyor bu. Çünkü kamu idarelerinin hatası bu. Ondan denetlemesi gerekiyor. Tabii. Ve buradan yaklaşık mesela 80 bin lira hatta 172 bin lira kazananlar var. Aslında bu düzenleme kadrodan ziyade devletin, daha doğrusu hükümetin bu yükten kurtulması için bu adımı attı. Anladım ama kazanılmış haklar diye bir kavram vardır hukukta. İşte gördüğünüz gibi kanun hükmündeki kararnamelerle bunlar geriye dönük 5 yıllık alacaklar el konuyor diyelim. Açıkça el konuluyor. Diyor ki kardeşim sen bu alacaklardan vazgeç. Biz seni bu düzenlemeden yararlandıralım. Düzenlemede düzenleme mi? O da çok tartışmalı. Birçok işçimiz çok heyecanlı. Evet kadroya geçiyoruz, güvence geliyor diye çok umutlanıyorlar. Fakat mevcut haklarla ve ücretleriyle geçecekler. Yani asgari ücret alıyorsa yine asgari ücret almaya devam edecek. Ne anladık ondan? Ve belediyedekiler kesinlikle zaten o kadro kapsamı içerisinde değil. Mevcut düzenlemede yani kamuda çalışanlar 4D statüsünde istihdam edilecek. Yani kamu işçisi statüsünde istihdam edilecek. Fakat bundan işte bir ay önce diyelim o birimlerde çalışan kadrolu işçiyle aynı düzeyde maaş alamayacak, aynı sosyal hakları alamayacak. Yani o 4D içinde de bir statü yarattılar aslında. Maalesef taşeron işçilerimizin ağzına bir bal çalındı. Yavaş yavaş huzursuzluklar dile getirilmeye başlanıyor. Biliyorsunuz ulusal kanalda bununla ilgili haberler de yapıyor. Ulusal kanalda videolar çekiyorlar, taşeron işçileri gönderiyorlar. Taşeron işçilerimizin sesi olmaya çalışıyorlar. Kıdem tazminatı konusunda bu hak ve alacaklarından feragat meselesi şöyle de yorumlanıyor. Bize de çok soru geliyor. Diyorlar ki biz kıdem tazminatımızdan mı vazgeçeceğiz? Biz geçemeyiz. Kesinlikle diyenler de var. Hatta bir sendika buna ilişkin şube başkanlıklarına bir genelge gönderdi. Genelgede diyor ki bizden haber alana kadar yani biz haber verene kadar üyelerimiz, taşeron işçisi üyelerimiz sakın alacaklarından feragat etmesinler diyor. Talimatını bekleyin diyor. Evet aynen. Tabii, çok özür dilerim. Bir buyurun. Son dakika haberi geldi. Erdoğan Ruhani ile görüştü. Erdoğan İran'daki olaylara dair Ruhani'den bilgi aldı. İyi bir gelişme bu. Türkiye-İran arasında ki yakınlaşmaya bir faydalı bir şey. Özür dilerim. Buyurun. Yaklaşık 236 kurum kapsıyor. Onu da bir hatırlatalım çünkü direkt emekli meselesinden girdik ama bu 236 kamudaki 236 kurumun hepsini kapsasa bile içinde de ayrıca bir şey var. Ayrım söz konusu. Onda da şunu yaptılar. İhale türü üzerine bir ayrım yaptılar. Dediler ki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçileri ancak
bu düzenlemeden yararlanacak. Ama tabii onu arkasından görüyoruz. Ne diyor? Diyor ki kardeşim emekli aylığı almış olmayacaksın. Diyor ki feragat edeceksin. Diyor ki sınavı geçeceksin. Bunları yerine getiremezsen sana bu düzenlemeden yararlandırmayız. Toplu geçişler 2 Nisan'dan itibaren olacak deniyor. Belediyedekiler, belediye iktisadi teşekküllerine istihdam edilecek. Onlar kamu kurumundaki gibi devlet memurları kanuna bağlı 4D kapsamında istihdam edilmeyecek. Yani onlar kadrolu olmayacak, işçi statüsünde devam edecek. Onu da buradan belirtelim. Sınav tarihi de 3-22 Mart arasında yapılacak. Buradan kamuoyuna duyuralım. Peki sıraya mı bindirildi azar işitme işi? Yani hani ben televizyonda gördüm bir işçi Cumhurbaşkanı'ndan kadro isteyince ne kadrosu yahu çalışıyorsunuz ya diye. Bütün kadro isteyenler böyle azarlanacak mı? Bu konuda bir yani genelge bir yönetmelik yayınlandı mı? Yani burada taşeron işçilerimiz aslında kimi işçiler sokağa çıktı, kimi sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalıştı ama geniş kapsamda baktığımızda masaya yumruğunu vurmadı. Bunu net olarak belirtelim. Şu an bir kadro beklentileri içerisinde kendileri de kapsam içinde alınsınlar. Yani iyi kötü diyor ben en azından şirket aradan çıkıyorum, maaşımı düzenli alacağım. Devlet var karşımda, kamu var karşımda diyor. Bunu olumlu görüyor. Alacaklarından da vazgeçmek istiyor ama bir de bunun büyük çoğunluğu da kapsam dışında işçiler. Onlar ne yapacak? Masaya yumruk vurmasına gerekiyor. Yani bekliyor ki ağızlarına süt verilsin. Bu böyle olmuyor. Onların ne yapacağını söyleyeyim ben. Ulusal kanalı izlesinler. Şimdi program bitince tanıtımlar başlayacak. Orada ulusal kanalın düzenlediği bir taşeron kurultayı var. Önce bir gitsinler oraya. O kurultayı bir izlesinler. Ondan sonra o kurultay onlara yol gösterecektir. Bir, iki, örgütlenecekler. Bulundukları sendikaları harekete geçirecekler. O sendikaların koordinasyonunu sağlamaya çalışacaklar. Tek tek sendikalar değil, bütün sendikalar ortaklaşa taşeron konusunda eylemlere başlayacak olacak. Değil mi? Bakıp göreceğiz. Bakıp göreceğiz. Tarık çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ama bu iş bayağı bir karışık. Seninle daha bayağı bir görüşeceğiz galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Peki. Dileriz bir an önce işçilerimizin sorunları çözülsün. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın saat 11'de tekrar görüşeceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Yarın 11'e kadar kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 11'e kadar değil. Bakmayın o iş karışık, bu iş böyle, şu şöyle. Nelerin üstesinden geldik? Biz kazanacağız. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.